Çok güzel ve ışıl ışıl görünüyorsunuz gerçekten. Bugün burada olmak benim için hem çok heyecanlı, hem çok keyif verici, hem çok özel. Umarım bitince beni dinledikten sonra da benzer duygular sizlerde de olur. Şimdi neydi? Geleceği tasarlıyoruz. Alt konu başlığımız sosyal medya. O zaman herkesin cep telefonu yanında mı? İmkansız değil mi? Telefonsuz artık hareket etmiyoruz. Size bu soruyu soracağımı tahmin ederek buradasınızdır diye düşünüyorum. Heyecanla beklediğiniz o soru arkadaşlar. Cep telefonlarında sosyal medya hesaplarının mobil versiyonları olan kaç kişi var? Herkes de. WhatsApp da bu arada sosyal medya olur mu? Öyle düşünelim lütfen. Herkes de var. Şimdi bu rakamları şöyle yapacağım. Bir diyeceğim, bir tane, dört tane varsa dörde kadar elinizin havada kalmasını rica edeceğim, olur mu? Bir tane olan, herkes de vardı biraz önce. Tamam. Mesela iki, sadece herkes de var hala. Üç tane olan, yine herkes. Dört, üstü ve katları hala var. Cevabı kendiniz verdiniz. Hayatımız için çok önemli bir merkezi anlatalım o zaman. Hemen bunu konuşmaya başlayalım. Biraz tarihinden bahsedeceğiz. Düştü yüzler. Korkmayın. Gerçekten hayatta hikayeleştirilemeyen, anlatılan bir tarihi asla anlamayan bir ben var karşınızda. Ancak şunu da çok iyi biliyorum bu hayatta. Tarih ve geçmişi iyi bilmek çok önemli ve çok kıymetli bir bilgi. Eminim hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama hani mesele bilmek ve uygulamak, arada da bir çizgi var ya, ne kadar yakınlaşırsak o kadar avantaj. Gittikçe yol haritamızda ve yaşamımızda ediyoruz, o çizgiyi daraltanlardan oluruz. Bu arada bu sosyal medya için sadece geçerli değil, her şey için. İlim için, bilim için, insan için, irfan için, kendin için. Geçmiş ve tarihi ne kadar iyi gözlemlersek ve ne kadar iyi süzgeçten geçirirsek, gelecekle ilgili öngörülerimizin tutarlılık oranları o kadar çok artar. Şimdi sosyal medyanın da gelecekte ne olabileceğini öngörmeyi istiyorsak, çok kısacık böyle hızlı hızlı neler olmuşa bakacağız. Olur mu? Başlayalım. Derin yalnızlık. Adamın biri bir gün ağacın altında otururken çok yalnız hissetmiş değil. Ama bu konu en son slide'da tekrar konuşacağız. Burası çok önemli ve asla bu şekilde kullanılmaması gereken bir dünya aslında. Aslında sosyal ağ kavramı 1930'larda hiç fark edilmeden sosyometrik birçok çalışmada kullanılıyor. 1954'te Barnes diyor ki insanın diğer insanlarla olan ilişkisi bir tanım yapılıyor. 1978'de BBS, bu arada bunun bir belgeseli var. Arayın sosyal medya hesaplarınızdan, hemen karşınıza çıkacak. Bunu tavsiye ederim. Bir iletişim yöntemi buluyorlar. Telefon dışında, fiziksel sohbet dışında yeni bir yöntem. Anında iletişim yöntemi ve çok heyecanlanıyorlar. Gerçekten bu belgeseli izleyin, bir hayat öyküsü ve başarı öyküsü. Tabii 94'e kadar ne oluyor? Bilişim çok gelişiyor. Çok hızlı gelişiyor. 78 ve 94 arasında artık internet giriyor dünyamıza. Birler, 2.0'lar. Ve Sios diyor ki herkes web sitesi açabilir. Herkesin bir web sitesi olabilir. Sizce aynı yıl ne açılmış olabilir? Bakın. Sosyal ağlar. Friends, hatırlıyor musunuz? Okul arkadaşlarınızı bulun. Hemen Chris Metis diyor ki bu okul arkadaşıyla yetmez. İnsanlar sadece okul arkadaşı değil. Meslek arkadaşlarını da bulmak isterler. Buna da ihtiyaçları vardır. 97 yılında şu an kullandıklarımızın birçoğunun dedesi sayılabilecek bir şey oluyor. Çünkü bunlar kontaktı buluyorlar. Çok kilit bir nokta. İnsanlar dijital dünyada kontaklara ihtiyaç var diyorlar. Ve hemen sıralayabiliriz diyorlar. Hayatınızda kimler var? Evli misin, değil misin? Annen var mı? O okuldan arkadaşın mı? Hatta o sosyal ağı kullanmasa bile ona e-mail yoluyla gönderirsin. O seni onaylarsa listede yayınlarsın. Bunlar da tanıdık değil mi? Bu sorularda. İşin evini diyor ki 97 ve 2001 yıl arası artık sosyal ağ furyası var dünyada. Ama mikro mikro düşünün. Herkesin kendi ilgili alanında kullandığı sosyal ağlar. Bir tanesi diyor ki artık diyor yetmez, profil yapalım. Buna ihtiyacınız var. Öbürü diyor ki Live Junior'ı, hayır bu da yetmez. Artık sizin takipleşmeye ihtiyacınız var. Yeni yeni fikirlerle çıkıyorlar. Rise diyor ki olmaz, girişimler bir arada olsun, business kontukları ben sağlayacağım. Profil fotoğrafı tahmin edebiliyor musunuz kimin? Yıl 2002. Flört uygulaması. Flört derken lütfen şey algılamayın. Çok birincil algıyla algılamayın. Yani
Takip ettiklerinizin içerisinde birbirlerinize video, fotoğraf göndermek gibi algılayın. Ve Zuckerberg'in profili bu. Yıl 2002 Facebook'u kullanmadan önce başka bir uygulamada. MySpace çok kaliteli bir müzik. LinkedIn'i şu anda da kullanıyoruz. Sonra ne oluyor? Devler. YouTube diyor ki, herkesin bir televizyonu olacak. Herkes çok gülüyor. Gazeteciler, televizyoncular. Nasıl ya diyor. Şimdi herkesin televizyonu var mı? Var. Hatta televizyon kanallarının YouTube'da kanalları var mı? Var. Gülen herkes şu an kullandığı bir sürece doğru gidiyoruz ve kronolojik sıra. Spesifik olarak bir sürü devler kullanılıyor ve geliyoruz günümüze. Bu çok güzel bir görsel diye düşünüyorum. Bir sürü uygulamanın içerisinde gelecek şimdiyi harmanlayan bir görsel gibi geldi bana. Çok kısa tarihinden aslında konuştuk. Niçin bulunmuştu? İletişim. Yeni bir yöntem, anında iletişim. Sonra evrildi. Buna ihtiyaç olabilir, insanın bununla da ihtiyacı olabilir derken yeni bir dünya yaratıldı. Biraz tarihini gözlemlediysek gelecekle ilgili tahminler yürütmeye çalışalım. Günümüzü çok konuşmayalım. A dediğimizde sıralanan bir reklam algoritmalarıyla karşı karşıyayız. Gelecekte ne olabilir sizce? Bu kadar teknoloji, yapay zeka, bilişim alanındaki gelişmelerden sonra. Bir avatar videom var, ona bir bakabilir miyiz rica etsem? Şimdi burada benim avatarlarımı göreceksiniz. Şu an avatar dünyasında aslında çoktan güzel çıkmış mıyım? Oynatmıyor herhalde. Bunun oynaması lazım. Bir video çünkü. Oynatmaya başladığında bakacağız. Avatarlarımı göreceksiniz orada. Belki dünya şuna dönecek. Şu an gelişen avatarlar mevcut. Bu değil. Evet bu. Bunu oynatmamız gerekiyor. Oynatabilirsek. Evet. Şimdi burada benim çeşit çeşit avatarlarım var. Bu bir uygulama şu an hali hazırda kullanabiliyorsunuz. İlk versiyonları bu arada sahada. İnanılmaz ilerleyen bir avatar sisteminde mimikler, duygular, aktarımlara dönen bir dünya var. Ben mesela kulaklı halimi çok sevdim. Bunu Instagram'da kullanabilirim gibi geliyor. Belki üçüncüyü de LinkedIn'de kullanabilirim. Çok daha bana özel. Bunların çok gelişiyor, gelişmek üzereler. Daha ileri boyutları olacak. Mesela şöyle olacaklar. Duygular yüklenecek. Taş kaldıracak. Çok iyi kahkaha atacak. Senden daha iyi bile ağlayabilecek. O zaman sosyal medyayı avatarlarla kullanabilir miyiz? Şu an oyunda aslında seçilmiş avatarlarla kullanıyoruz. Belki oyunların içerisinde kendi avatarlarımızla var oluyor olacağız. Olabilir mi? Katılanlar kaç kişi? Mesela avatar çıktığı zaman ben kullanırım diyenler. Neden kullanmazsınız? Bir kişi neden? Kendi halinden ve kendin gibi görünmek istediğin için. Tamam, harika. İkinci bir videomuz var. Onu da izleyebilir miyiz rica etsem? Evet, listesi var. 7 yıl öncesine VR teknolojilerini tanıtımını aslında kullanmam. Bir cihaz. Günümüzde çok arındırılmış sanal dünyayı, gerçek sanal dünyayı yaşıyor. Sen gözde yaşıyorsun ya. Geliştirilmiş ve uzmanlar bir teknoloji aslında. Bir gözlük yoluyla tüm aratılmış sanal gerçekliği yaşıyor. Şimdi şöyle olsa tatile gideceksiniz. Bir yer kararlaştırıyorsunuz ve deneyimlemediği size VR'la, avatarla, sosyal medya hesabıyla yapıyor oluyor. İçerikleri VR'lı ve avatarlı bir dünyada olduğunu düşünün. Olabilir mi sizce? Bence çok olabilir, çok da hazır. Şu an nasıl içerik üretiyoruz? Değil mi? Chat botlar var artık. Cümleyi yazıyoruz. Aynı anda bir sürü webte bulunan bilgi dağarcığından bize içeriği çıkarıyor oluyor. Normalde bir araştırma yapmak için belki haftalarımızı harcıyor oluyoruz. Ama şu an sanal dünya dakikalar içerisinde bize içerik türünü oluşturuyor. Bir yandan dönüyoruz. Yapay zeka, bu ara sosyal medyadaki reklamlarda görüyorsunuzdur. İnsan zekasından biraz daha farklı zaten insan sesinden. Bu ilk versiyonu ve şu an çok daha gelişmiş durumda aslında. Sadece alıştırmak için insanları o ilk yapay zeka sesleriyle reklamları dinliyorsunuz. Artık duygularla konuşabiliyor yapay zekalar. Şarkı söyleyebiliyorlar.
Yıllar öncesinin sesini tekrar başka bir metinle konuşturabiliyorlar. Kendi alanımızda yapay zeka teknolojisinde çalışan bir içerik platformuyuz. Ama insanla beraber çalışmayı tercih ediyoruz. Teknoloji varken insana dokunmasını istiyoruz. Bu bizim bireysel bakış açımız. Ama tüm sosyal medya böyle mi bakar duruma? Burası tartışılır tabii. Peki ileride başka neler olabilir? Sosyal medya ile ilgili şu şekilde olabilir diyen var mı aranızda? Nasıl hayal ediyorsunuz kullandığınız hesapları? Hiç olmasın diyen var mı? Yok olsun hepsi artık. Neden? Çünkü ben de kendimi kullanmak istiyorum. Mecburiyet yaratıyor, değil mi? Şimdi ne kadar Uber teknolojilere gelirse gelsin. Bu arada gelecek. Avatarlar gelecek. Yakın bir tarihte çok daha iyi çalışılıyor. Avatarlar insanlar gibi çok iyi konuşacaklar. Yapay zeka ile seslendirmelerle yapılacak. Şu an içerik üretimleri insan araştırmasında ama yakın bir tarihte kolay ve hızlı bilgiye maalesef çok alışıyor olacağız. Yapay zeka içeriği oluşturacak, yapay zeka seslendiriyor olacak ve siz kendi avatarınızda bunu konuşturuyor olacaksınız. Birçok alan olacak, birçok yenilik olacak. Muhtemelen VR teknolojisi birçok saat ve aksesuarlar şu an biliyorsunuz sahada araştırılıyor hala. Bazen toplantı yaptığımız yerde fiziki olarak olmamıza gerek olmayacak. Bu biraz daha uzak tarihe, 10 yıl ve sonrası. Şimdi bu bir görüş. Bunu isteyenler var, bunun için çalışanlar var. İlerleyen bir teknoloji var. Bir de ikinci görüş var, ben onu da anlatacağım. Deniliyor ki artık insanlar çok yoruldu senin gibi. Lanet olsun ya, kapansın artık her şey, istemiyoruz. Peki, daha mikrolaşacak ama. Sosyal medyayı sıfırlama şansımız var mı? Sosyal ağların bize yarattığı o dokunuşları biz öğrendik mi? Öğrendik. 97-2001 furyasına geri döneceğiz diyenler var. 97 ve 2001 gibi herkes, iş arayanlar iş için, daha spesifik, daha mikro, herkes kendinin nerede olmasına karar verdiği dönemlere geri döneceğiz. Reklam algoritmaları bu yüzden daha az çalışacak. İnsanlar daha az taciz olacak. Bu da ikinci teori. Ben şimdi önümüzdeki 5 yılda siz hangisine yakınsınız onu görmek istiyorum. İlerleyen teknoloji, yapay zeka, VR teknolojileriyle mi bu alanı kullanmak istiyorsunuz? Yoksa daha mikro alanda 97 ve 2001 rüzgarını mı? İlkini diyen, mikro alanda kullanmak istiyorum diyen. %30 mu diyelim ortalama? Tamam. VR ve ilerleyen teknolojiyi tercih eden. %70. Niye? Yeni. Çok normal. Ben de bu arada ikinci tarafta kullanmayı arzuluyorum. Peki nasıl kullanıyoruz? Burası biraz önemli. Son böyle birkaç dakika. Buna değinmeden edemeyeceğim gerçekten. Geçmişte de, günümüzde de, Uber bir teknolojide de. Artık bize hangilerini sunuyor olacaklarsa. Her nerede kullanıyor olursak olalım bu dört ana başlıkta kullanıyoruz. Alanya'da kullanan oluyor olabiliriz. Farklı platformlarda bu amaçların farklı türleriyle kullanıyor olabiliriz. Fake hesaplar açıp aslı yayıncılık olup sonrasını başka hesaplarla yönetiyor olabiliriz. Yayıncılık için kullanıyoruz. Artık herkesin televizyonları var. Haberleri sosyal medyadan öğreniyoruz. Gündemleri belirliyoruz. Birçok detaylara dikkat ediyoruz burada. Bu arada yayıncılığı yapıyor gibi düşünmeyin, alan tarafta olabilirsiniz. Bilgi araştırıyorsunuz. Akademisyenin oraya koyduğu bir tezi de bir aslında yayıncılık. Yani oradan da siz bilgilerinizi çekiyorsunuz. Sadece bunu TV gibi algılamayın lütfen, gündem gibi. Alan ve veren taraf olarak ikili bir amaçla kullanıyoruz. Ekonomik çıkarlar, doktorsunuz, hasta arıyorsunuz. Kuaförsünüz, müşteri arıyorsunuz. Marka yaratıyorsunuz, marka hikayelerine inandıranları arıyorsunuz. Influencer'sınız, içerik üretiyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Son dönemlerde hatta kullanıcısınız, pasif gelirler elde etmeye başlayacaksınız. Bazı büyük platformlar biliyorsunuz NFT ile para ödeyeceğini, abonelere de artık para ödeyeceğini, bir yandan da pasif gelirin büyüdüğü bir yer. Yani ekonomik çıkarlar için de kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Şimdi bir hikaye anlatacağım. Üç arkadaş tren istasyonuna geliyorlar. Tam böyle bilet alacaklar, ilk tren gidiyor. Tren garın görevlisi de bunları izliyor. Sonra diyor ki ya ikinci gelecek ama daha vakit var, hadi bir şeyler içelim. Bir şeyler içmek için bekliyor oluyorlar. O arada sohbete darıyorlar. İkinci tren geliyor. Koşturuyorlar ama üç arkadaş gene yetişemiyor. Artık diyorlar ki istasyonda bekleyeceğiz. Yani buradan kımıldamayacağız ve bu trene bineceğiz. Peki. Üç arkadaş sohbet ederken birinin lavaboya ihtiyacı oluyor. Gidiyor. Geliyor ama trenin düdük sesini duyuyor. O arada iki arkadaş biniyor. Bu yine arkada kalıyor ve gülme krizine giriyor. Artık sinirleri bozuluyor.
Gülme krizine girdiğinde garın görevlisi diyor ki ya çocuğum ilk tren geldi. Siz tam onu gelirken biletleri alma telaşındaydınız. Kaçtı. İkincisi geldi. Gene yetişemediniz, sohbete daldınız. Üçüncüsü geldi, iki arkadaşın bindi, sen kaldın, sen niye gülüyorsun? Çocuk ne diyor biliyor musunuz? Abi diyor, onlar beni yolcu etmek için gelmişlerdi. Şimdi bazen rüzgarlara öyle savruluruz ki asıl amaçlarımızı kaybederiz. Sonra da hiç bilmediğimiz bir vagonda, hiç bilmediğimiz yeni bir yola doğru, yeni bir hayata doğru gideriz. O yüzden tek rica edeceğim şey şu. Derin duygular hissettiğinizde, teknoloji hangi noktaya gelirse gelsin, lütfen kendinizi orada teselli aramayın. Teşekkür ederim.